Ahmet, galiba yaklaştık mı? Evet, Geldik mi? geldik burası, yani bu mağara olduğunu düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Ahmet biraz daha yürü de yüzüne ışık gelsin. Bir Tamam. saniye, kaç adım oldu bu arada? 290 oldu. Şimdi 290. yani Bir saniye, 290 şimdi bastığın zaman mı oldu? ya şu anda, yani şu anda. 290. Tamam, bir pekala bahsettiğin ulaştıysak yaklaşık 300 adım. Evet, 10 yani adım. Tabi 10 adım, yani attığımız artık belki tam birebir de saymamış olabilir, sayamamış bir olabilir. başka da olabilir. Ya da işte mesela her evi de başka saymış olabilir. Heh. Bir saniye. Yani burada bir mağara var. Şurada da bir mağara var. Nasıl? Küçük bir yer var. Bir saniye, evet. Oda mı? Evet. Buraya başka yerden ulaşılabilir mi? Yani çıkış noktası oradan da ulaşılabilir de buraya ben çıkmadım, yani başka yerden. Ya İşin bu ucu. arada orayı nasıl kullanmışlar ki? Saman yatan mı olmuş burada? Demek ki. Ama şimdi burası sanki dolmuş gibi biraz zemin. Yani. Şimdi vadideyiz. Evet. Sen, Ahmet şu karşıda bayrak görülen yer çarşı merkezi mi? Tamam. Yani şey, şu Cami. minare görülen yer, Evet. girdiğimiz yerin hemen yanında cami vardı, orası zaten. Çarşı merkezi bu aşağıda, çukurda kalıyor. Biz şimdi onun biraz, yani bayrağın o taraftan girdik, geldik şimdi. Oo. Aslında peki hala o dehlizden az önce yürüdüğümüz yaklaşık 290-300 adımdan başka buraya bir giriş. Diğer taraftan var yani giriş. Yani şu anda bakıyorum mesela, burası herhalde Çok yok mu yani. dik? Yani şuralardan Buradan var. çıkabilir Şurada mi? bir patika var da mesela, demek ki biz buraya şey deniliyor. Harım deniliyor. Bizim burada. Harım bahçeleri deniliyor. Bu arada başka bir kitapta da şeyin Ashab-ı Kehf mağarası ile alakalı ziyaret edilen şeydeydi. İbn-i Hurdazbih'te hurme kazasındadır deniliyordu. Yer için. Hurme. Hurme. Evet. Yani El Kura'da hurme kazasında diyordu. Yani burada harım hurme birbirine de çok benziyor. Fonetik olarak da biraz ben öyle düşünüyorum. Yani uygun gibi geliyor. İşte her evi içinde yani burası olma ihtimali yüksek gibi geliyor bana, öyle söyleyeyim. Şimdi Pekala Ahmet. Ha, buradan ulaşması Buradan şuradan, gelemez de buradan şu gelemez. patikadan gelebilir. Ha, burada. Bu koku da erikten geliyor galiba. Şuradaki erik. Ha, Ahmet burada bir patika var, evet. Efendim? Burada bir patika var. Evet, oradan gelebilir. Ha. Zaten Peki hala buradan aşağı insek biz yürüyerek çarşıya ulaşabilir miyiz? denemedim, ulaşırız diye tahmin ediyorum. Biz tekrar aynı yolu kullanmayacağız. Yok. Düz gideceğiz. Biraz daha bu dehliz biraz daha devam ediyor. Bu arada tabii burası karanlık kale olarak ama mesela buralarda da yerler var yani. Yani Ama araştırılması şimdi gerekiyor diye düşünüyorum. o zaman buradayken şu işte ışıktan da istifade ederek buradan hareketle Ashab-ı Kehf meselesini bize bir özetle. Bilmeyenler var, bilenler var. Tabii. O yüzden beni de bilmeyenlerden say, öyle anlat. Ben şöyle söyleyeyim. Ashab-ı Kehf'i araştırırken tabii bizde bir efsane vardı. Aksaray efsanesi, Ashab-ı Kehf. Ashab-ı Kehf'in, yani efsane kısaca şöyle söyleyeyim. Ashab-ı Kehf'in Hasan Dağı eteklerinde bir mağarada uyduklarına inanılıyor. Böyle bir efsane yıllardır gelmiş. Şimdi ben bu efsanenin altyapısı vardır, yani bir yaşanmışlık vardır diye düşündüğüm için araştırma yoluna gittim. En yakın da işte eski kitapları okuyayım derken Nideli Kadı Ahmet var. Anne tarafından da Aksaraylı o da. Onun kitabı, Şefik kitabı. aynen, Elveledü Şefik'te okudum. Orada Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor. Ve Nide olarak bahsediyor ama mağaradan değil. Ashab-ı Kehf'i Nideli olarak anlatıyor. Onların, yani Nide derken Kemerhisar, bugün eski adı da Tiana olarak Evet. bahsediyor. Evet. Bu şekilde anlattığı için, ama tabii ki Nideli Kadı Ahmet bunu kesin böyledir demiyor. Hatta temkinli yaklaşıyor ve o dönem için Afşin karar kırılmış. Afşin'e ağırlık verilmiş. O da Afşin olduğunu kabul ediyor. Yani Kahramanmaraş olduğunu kabul ediyor. Şimdi ben Kahramanmaraş'ın bilgilerini araştırdım. Çünkü onlar gerçekten ciddi bir ilmi araştırma yapmışlar. Birkaç tane kitapları onlar öneriyorlar. Diyorlar ki işte burada hep Afşin diyor, burada Afşin diyor. Ben o kitapları tek tek okumaya çalıştım. Mesela birisi İbn-i Hurdazbih. Diğeri Herevi'nin. Mesela Afşin diyordu ki Herevi'nin bahsettiği Obruk denilen bir yerde bahsediyor mağarayı. O Obruk işte Afşin'deki mağaradır diye böyle söyleyen hocalarımız vardı. Ancak Herevi'nin o bahsettiği Obruk'la ilgili hocalarımız
karar verememişler. Kimisi de demiş ki Helevi'nin ziyaret ettiği Obruk, Konya'daki Obruk Hanı'nın olduğu yerdir. Yani şimdi Obruk'un neresi olduğu tam belli değil. Ben de Helevi'nin anlattıklarından sonra o Obruk'un burası olduğunu düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Çünkü Obruk'la ilgili Helevi şöyle bir anlatım yapıyor. Burası diyor yere batmış bir dağ gibidir. Dağın eteğindedir. Şimdi burası yere batmış bir dağ. Yani şu anda bu Obruk'u nasıl anlatabiliriz? Şu an Ihlara'nın eski yerleşim yeri bu önümüzdeki yerler. Çukurun içerisinde ve Hasan Dağı'nın eteklerindeyiz biz gerçekten. Yani düşündüğümüz zaman biraz yukarı çıksak Hasan Dağı'nı göreceğiz. Birazdan gösteririz. Burası yere batmış bir dağ gibidir. Burada diyor Rumlar vardır. Bura kale gibi kapısından içeri girilir. Yani biz buradaki kayalık yapıları düşünürsek ve aşağıdan yürüdüğümüzü düşünürsek eski kapının da hani girişlerin buralardan olduğunu düşündüğümüzde zaten kale gibi kapısından girilir. Ve diyor yukarıdan gökyüzü görünerek yürünür. Evleri diyor çukurdadır. Tarlaları yukarıdadır, dışarıdadır. İşte bura hepsi uyuyor ve köy meydanında bir tane gölcük olduğundan bahsediyor ki bugün gölcük yok Ihlara'da ama eskilerimiz biliyor Çamurama denilen şu anki köy meydanındaki büyük caminin arka tarafında bir bataklık alan, hatta biraz sulak bir alan varmış. Ahmet bir saniye, tabii sen evet. Zeki adamsın, gençsin, unutmayacaksındır, sözünü böldüğüm için de kızmayacaksındır. Pekala, diğer iddia sahiplerinin en başta Afşin. Evet. Bu noktada coğrafya uyuyor mu bu anlatılanlara? Ne kadar uyuyor? Evet. Yani burası senin iddian, tezin diğerlerinden ne kadar farklı? Şimdi Afşin'in kaynaklara göre. Yani Afşin'inki şöyle, Afşin'in uymasının sebebi şu. Yani diyor ki Afşin'i savunanlar, Obruk diye kastedilen yer bir coğrafi şekil değil. Obruk eskiden diyorlar mağaralara da Obruk denirdi. İşte bu peynirlerin koyulduğu yerlere de Obruk denilirdi. Afşin'deki mağara da eskiden demek ki peynir yeri olarak da kullanılıyor olabilir. Burası da Obruk olarak adlandırılıyor olabilir. Yani dağların yüksek kesimlerindeki mağaralara Obruk denildiği için orayı kastediyorlar. Ancak şimdi Obruk, Herevi'nin anlattığına bakalım. Obruk'u bir yerleşim yeri olarak anlatıyor. Peki üstünden gökyüzü görünerek yürünür. İçeridedir Rumlar, dışarıda tarlaları vardır. Burası Obruk'a nasıl uyuyor? Hani Afşin'deki mağaraya nasıl uyuyor? Yani Afşin'deki mağara bir yeraltı şehri midir? Mesela ama yeraltı şehri ise o zaman üstünden gökyüzü nasıl görünür kayanın içerisindeyse? Bunu düşünmek lazım. Hani o yüzden Afşin'e aslında burası uymuyor benim düşüncem. Herevi'nin söylediği uymuyor yani demek istediğim. Ben burası daha uygun olduğunu düşünüyorum. Birçok hocalarımız da işte dediğim gibi Konya Obrukhanı olduğunu düşünüyorlar. Ama orada da mesela hiç bu zamana kadar bir Ashab-ı Kehf iddiası oluşmamış. Ahmet, bu arada bir saniye, o yerleşme hangi yüzyıllardan itibaren haritalarda, eski kaynaklarda, işte tahrir defterlerinde, diğer defterinde rastlıyoruz? Yani bugünden hareketle geçmişi bağdaştırmak, özleştirmek ya da işte puzzle gibi aha yap boz parçası buraya uydu demek, doğru, biliyorsun çok tehlikelidir. Doğru. Yani bugün söylediğimiz bazı isimler geçmişte yok. Hı hı. O yüzden bu işin açısı çok temkinli yaklaşılması gereken bir, doğru, konu. Kesinlikle. O bizi yanıltabilir. Bakmak lazım. Hı hı, ne zamandan beri oraya kullanılıyor? Bu arada bak şöyle, ben soruyu şöyle sormuştum aslında. Önce Kur'an-ı Kerim'de yani hem Müslümanlar için hem Hristiyanlar için, evet, çok önemli olan bu hadiseyi bizim için biraz özetler misin? Yani o zaman şöyle söyleyeyim. Zaten Ashab-ı Kehf mağarası iddiasında olan neresi varsa bu zamana kadar mutlaka Kur'an-ı Kerim'e uyan bir yeri gösteriyorlar. Yani uymayan bir yeri gösterilmedi bu zamana kadar. Tamam. Yok yok, hadiseyi, evet, bir özetler misin? Tamam. Hadise de şöyle bak, anlatalım. Bak, üçüncü kez soruyor. Tabii. Hadi bakalım. Hadise şöyle anlatalım. Kur'an-ı Kerim'e göre şimdi bir vali ya da kral diyelim o yörenin. Biz tabii Kur'an-ı Kerim zaman vermiyor. Hangi zamanda olduğunu vermiyor ama bizim İslam alimlerinin inanışına göre bu olay Roma döneminde olmuş ve Hristiyan'ın ilk yıllarında olmuş. Biz böyle inanıyoruz. Hristiyanların da zaten yedi uyurlar inancı var. Kralın zulmünden ve işte Tanrı'ya, başka bir Tanrı'ya taptırmasından, hatta bir rivayet kendine taptırmasından kaçmak isteyen 7 tane genç var. Bunlar asil, 6 tane genç var. Asil, kralın asil ailelerden oluşmuş, hatta danışmanları olan gençler bu gençler. Ve bunlar kaçmak istiyor artık. Çünkü zulme dayanamıyorlar, öldürülecekler. Kaçarlarken yolda bir çobana rastlıyorlar ve çoban da aslında Hristiyan olduğunu söylüyor ve çoban da köpekleriyle birlikte onlara katılıyor. Ve birlikte kaçıyorlar ve bir mağaraya sığınıyorlar. Bu mağarada Allah bir mucizeyle onları bir rivayete göre yani 309 yıl olarak Kur'an, kimileri 309'u Kur'an-ı Kerim'in tam sayı olarak söylediğini, kimisi de hani Allah orada birkaç tane sayı, işte kimileri 300 dedi, kimileri başka mesela 150 dedi gibi hani rivayetler olduğu için Allah Azze ve Celle'nin orada sadece olaya sadece Allah'ın bildiğini, ne kadar olduğunu bilinmediğini söyleyen alimlerimiz de var. Yani
çok uzun yıllar uyutuyor diyelim bir mucizevi olarak ve daha sonra başka bir kral döneminde uyandıklarında içlerinden tabi acıkmışlar. Diyorlar ki işte ekmek alalım. Birisini yerleşim yerine gönderiyorlar ekmek almak için. Ama o parasını verdiğinde hemen polise şikayet ediliyor. Çünkü para antik para olmuş oluyor aradan zaman geçtiği için. Polis derken o dönemin bir kolluk kuvveti diyelim aynen, yani. Evet öyle söyleyeyim. Ve doğal olarak kişiyi hemen huzura çıkartıyorlar ve onların adı da tabii yıllarca, asırlarca dilden dile dolaşmış demek ki. Sonra hemen diğer arkadaşları da görmek için mağaraya geliyorlar. Mağaraya geldiklerinde de tekrardan işte hatta aralarında bir tartışma çıkıyor. Yeni dönemin insanların diyelim. Diyorlar ki burayı güzel bir anıt yapalım, buraya güzel bir mescit yapalım gibi. Hani olayı biraz normal boyutundan başka bir boyuta taşıma gibi. Ve daha sonra da o Ashab-ı Kehf'te orada tekrardan Allahu Celal onların ruhunu teslim aldığı rivayet ediliyor. Bu şekilde söyleniyor. Ve şey burada hani uyandıkları dönem bizim için çok önemli. Hani bizim aslında burada anlamak istediğimiz, yani Allahu Celal'in Kur'an-ı Kerim'de bize anlatmak istediği aslında biz dinimizi yani tek tanrı inancını hiçbir şekilde terk etmemeliyiz. Ve biz Allah'a sığınarak yani mesela bu bir hicrettir aslında. Oradan kaçıyor ve Allah onları mucizevi bir şekilde koruyor. Uyandıkları dönemde çok ilginç bir dönem, mucizevi. Çünkü uyandıkları dönemde de ahiret inancı yok. Yani insanların tekrardan dirileceği inanılamıyor. Hristiyanlığın artık zaman ilerlemiş bir dönemi. Ve o dönemin kralı ya da valisi inançlı bir insan. O da dua ediyormuş o dönemlerde. Yani bir mucize olsa da insanlara bunu anlatabilsek diye. Ve tam onların işte uzun yıllar uykudan sonra uyanmaları olunca da bu şekilde onların da sorunları çözülmüş oluyor diyelim. Pekala, bu hem Müslümanlar hem de Hristiyanların inandığı, kabul ettiği ya da anlata geldiği Kur'an-ı Kerim'e ne kadar uyuyor, ne kadar uzaktalar? İkisi de aynı aslında. Hristiyanlarda köpek yok yanlarında. 7 uyurlar sadece. Müslümanlarda köpek de katılıyor. Çobanın köpeği de var yanlarında. Ve Hristiyan inancında kesinlikle olayın gerçekleştiği yer Efes. İzmir, Efes antik kenti olarak biliniyor. Onlar tek nokta gösteriyor. Evet, tek nokta. Zaten Efes de Efesos olarak biliniyor. Müslümanlar da Hristiyanların kullandığı bu Efesos'u Efsus olarak kullanmışlar ve Efsus devam ediyor. Zaten olay da bu Efsus üzerinden gidiyor. Yani kaçtıkları yer mi Efsus, mağaranın bulunduğu yer mi Efsus? Hep bu tartışmalar var. Kaçtıkları yer Efsus olarak biliniyor ve mesela Afşin'in eski adının Efsus olduğunu, İşte hatta yani kaynaklarda Afşin'in eski adı Arabisos aslında, Roma dönemindeki adı. Arabisos'un Arapsus, Arpsus, Epsus, Efsus'a dönüştüğü şeklinde bir inanış var. Tarsus'un da aslında eskiden Efsus, Ersus, Arsus, Tarsus'a dönüştüğü gibi bir yorum var ama biraz fonetikte biraz şey yani biraz aslında biraz bilmiyorum. Yok, Tarsus'un isim kaynağıyla alakalı daha farklı şeyler de var. Tarsus neyse, zaten Hitit döneminde demek evet. İstediğim şu. Yani Tarsus'un Hitit dönemindeki adı zaten Tarzi. Yani biz Roma dönemini arıyorsak Tarsus'a zaten Hititlerde Tarzi denmişse yani bir Efsus mevzusu yok Tarsus için en azından onu söyleyeyim. Afşin'in de Roma dönemindeki adı Arabisos. Yani oranın da aslında bir Efsus durumu yok. Onlar yani Afşin'de şöyle bir inanış var. Efsus'u Araplar kendi dillerine Arabisos diyemediği için Efsus'a çevirdi diye bir şey var ama şimdi ben burada şöyle bir yorum yapıyorum. Eğer ki Efsus Arabisos'a yani Afşin'e Araplar Efsus demişse oraya akın ettiklerinde peki Hristiyanlar neden Efes'i kabul ediyorlar? Çünkü demek ki Hristiyan inancı da aslında orası Efes, Efsus olarak bilinen bir yer. Yani doğal olarak Arapların bir şey çevirmesine gerek yok. Roma'da oranın adı kesinlikle Efsus anladım. Olmalı. Bu arada minik bir şerh düşeyim buraya. Arabisos'tan yola çıkarak da Nevşehir'in Gülşehir ilçesinin eski adı da Arabisos. Evet. Arabisos, Arapsun. Yani öyle bir şey de var. Arapsun ama daha ilk kaynağı, minik, ilk doğru. Söylenişi Arabisos'ta kabul ediliyor bazı yerlerde. Doğru. Zannederim bu şeye, mücadeleye İşte evet. Ashab-ı Kehf bizdedir iddiasına katılırsa şaşmam herhalde bu gidişle. Yani olabilir ama hani Arabisos'tadır diye bir şey yok ama bu arada. Yok tabii ki ben bu arada minik tabii, bir şerh dedim. Ama katılabilir, şeye katılabilir ama Afşin'le zaten Gülşehir arasında İmparator, Roma İmparatoru Mavrikus arasında geçen yani Roma İmparatoru Mavrikus'un doğduğu yer konusuyla ilgili bir tartışma var. Kapadokya'nın küçük bir kenti olan Arabisos'ta doğduğuna inanılıyor Mavrikus'un. Orası da aslında Gülşehir ama Afşin de oranın kendisi olduğunu iddia ediyor. Bilmiyorum orasını ben bilmiyorum. İşte Kapadokya sınırları
içerisinde çok değişiyor. Şimdi evet. Biz Strabon'un bir Kapadokya tarifi var. Tabii. Coğrafya olarak. Doğru. Bir, Osmanlı döneminde, Osmanlı döneminde, Cumhuriyet döneminde, günümüzde yani bu Kapadokya biliyorsun çok geniş bir araziyi de kapsayabiliyor. Doğru. Günümüzde farklı bir şey var. Hatta mahdut bir tanıma karşı çıkıyoruz. Doğru. Bu problem. Yani doğru, net bir şey söylenemez. Şimdi burayla alakalı başka bir şey söylemek ister misin? Şey, şarjım bitmeden hemen şeyi bir şeyler ben, daha söyleyeyim. Dinleyelim senden. Bir de burayla, evet. Buranın iddiasıyla ilgili, Efsos'la ilgili hemen kısaca onu söyleyeyim ben. Ben hele şeyin anlattığı, Nideli Kadahmet'in anlattığı yani şeyi savunuyorum. Tiana'yı düşünüyorum. Tiana'nın adı Tiana, tamam, ama Tiana'da bugün Eftian denilen bir mevki var. Onun en eski adı Eftiankas. Belki Efsos orayla alakalı bir bağlantı olabilir. Çünkü orada da Yedi Odalar Manastırı diye bir manastır varmış. Henüz gitmek nasip olmadı. İnşallah oraya da gideriz. Bu 7 sayısının da zaten Eft de bu arada 7 demek. Belki de Efsus aslında 7'lerin şehri anlamında belki sonradan verilmiş de bir isim olabilir. Yani biz çok fazla Efsus'a takılmamak gerekiyor. Rom hani Grekçe'de Eft, Epta daha doğrusu 7. Belki bu 7 ile alakalı verilmiştir isim. Hani tam net bir şey söylemiyorum. Burası da bence araştırılmalı diye düşünüyorum tekrardan. Tabii Ihlara girişinde başka mağaralar da araştırılabilir ama şu anda bahsedilen her evin anlattığı 300 adıma uygun bir yer burası en azından. Tabii araştırmalarımız devam edecek, öyle söyleyeyim. Ahmet, şimdi sonuçta sen bir nazariyenin sahibisin. Tabii bunu daha çok akademik temeller üzerinden araştırmaya devam ediyorsun. Bilim dünyası ister istemez ki doğal olarak belki de itirazlarda bulunacak. Belki de ilmin en güzel tarafı budur. Tabii. Sonuçta birçok konuda son nokta konulmuş değildir. Evet. Birçok konu tartışmalıdır. Tabii tartışmanın sahibi, yani iddianın sahibi, müddeyi temelini, yani iddiasının temelini sağlam bir şekilde izah etmeli. Tabii. Ve ayağı yere basan bir çıkış yapmalıdır. Yani bu ifadeleri akla mantığa uygun olmalıdır. Ben tabii seni tanıyorum. Biliyorum ne kadar bu konuları sevdiğini ama birçok insan belki de sadece sanki mikro milliyetçilikle işte turizm payından bir pastasından bir pay alma gayesiyle hareket ettiğini ya da birilerinin seni bugünkü meşhur kelimeyle fonladığını falan düşünecek. Halbuki sen gayet kendi imkanlarınla araştırma yapan, hiç neredeyse hiçbir yerden destek olmadığı gibi birçok noktada köstek de olunan bir kişisin. Tabii İşin zor. Ben arkadaşınım, ben biliyorum seni ama başka insanlar bu noktada senin işte ifadelerini tabii inceleyip sık tartacak. Tabii, doğru. Yani, gayet tabidir, gayet tabidir. Yani. Zaten bu videoda umarım ve bundan sonra ya da başkaları da çekecektir. Bu videoda umarım bu iddianın önemli aşamalarından birisi olur. İnşallah. Diye ümit ediyorum. Yani ben de. Ben şahsen heyecanlandım. Uzun zamandır böyle karanlıktan da yürümüyordum. Ondan sonra biraz zor da oldu yürümek. Bir güzel bir heyecan oluştu, doğru. Yani ben şahsen su yılanından çok korkmam. Denk gelir de diye düşündüm, Allah var. Bir şey olmadı şimdi. Ama hiçbir şey görmedim. Görseydim ne yapardım bilmiyorum. Daha yolumuz devam edecek. Öyle mi? Biraz dur bakalım. Evet, şarjımda kısa bir şey söyleyeyim hemen. İyice bitmeden hemen toparlayayım orayı. Evet. Bu her evinin bahsettiği yerlerde yani obruğu anlatırken bir tane de türbe bahsediyor. O bulunan Rum yerleşiminde Müslümanlar da var bu arada ve bir tane türbeden bahsediyor. Bu türbenin de adının Ebu Ubeyde bin Ömer olduğunu söylüyor. Ya en önemli kısımlardan birisine aşk olsun yani hani, iyi ki de yani aklına geldi. Evet. Yani, sonra yine ilave edilir de tabii, şimdi olması iyi oldu burada. Yani mesela Afşin'de böyle bir türbe yok. Tarsus'ta zaten bahsedilen coğrafi anlamda böyle bir şekil de yoktu zaten. Tarsus için burası tamamen ayrı. Ben bu arada minik hakkını helal yine giriyorum. Efes'i, Tarsus'u işte bu yerleri gezmiş görmüş birisi olarak ben bu videodan sonra işin açısı burayı ilk defa seninle görüyorum. Hepsini bir işin açısı böyle gözümün önünden geçirip bir mukayese yapacağım. Tabii ki bunu izleyenler ve orayı bilenler, gezenler de yapacak. Tabii doğru. Evet, şimdi türbe. Yani türbe var Ebu Ubeyde bin Ömer ve
her evi onun, yani o dönemki Müslümanlar tarafından onun Hazreti Ömer'in oğlu Ubeyde olduğuna inanıldığını söylüyor. Yani Ubeyde olarak biliniyor ve şehit olduğunu ve burada defne olunduğunu söylüyor. Ben hemen böyle bir isimli türbe var mı diğer taraflarda diye baktım. Bizim burayı unuttum işin doğrusu. Yani hemen aklıma gelmedi. Sonra ben düşündüm, bizde var mı? Bir türbe var ama biz Ebede'de diye biliyoruz köyde. Sonra düşündüm, adı nedir? Adı Baydı. Baydı Hatun olarak kayıtlara geçmiş. Ve tarihsel olarak da düşündüğümüz zaman Karamanoğullar döneminden kalan bir vakıf var. Yani en şu an için tarihlendirirsek 600 küsur yıl, 650 yıl kadar geriye götürebiliriz onun tarihlendirilmesini. Yani 650 yıldan beri bir Baydı türbesi var. Baydı Hatun olarak bilinen türbesi. Peki bunun Ubeyde ile ne alakası var? Baydı isimli tarihte ben biraz, abi sen de araştırmışsındır herhalde. Yani bu yok, zamana araştırdım. Kadar kimse araştırdım. Bir şeyimiz yok. Yani Baydı isimli şey bulunamadı. Yani bir kadın da bulunamadı. Hatun olduğu için biraz burada bir sıkıntı var. Ama köyde, bizim köyümüzde kadın olduğu da meçhul. Öyle bir şey yok. Meçhul. Nereden hatta, neden dediğini de bilmiyorum. Evet, ve şey Ebede'de olarak inanılıyor ama mezar, tek mezar, bir mezar var. Baştaşı erkek, serpuşu var. Oraya takke geçiriliyordu eskiden. Kadın, yani kadın tarafı diye düşünülenler de ayak ucu. Yani hatta şöyle inananlar vardı. Ayaklı, başlı ayaklı defnedilmiş diye. Tabii Müslüman kabri öyle olmaz. Yani Ebede'de diye devam etmiş. Ben onun dahi Ubeyde'nin köy içerisinde Ebede'ye dönüştüğünü, Ebu Ubeyde'nin Ebede'ye dönüştüğünü inanıyorum. Çünkü bizim köyde şöyle bir şey vardır. Mesela Sade değil Sade, Zübeyde değil Zübide. Böyle kısaltmalar vardır. Ubeyde de Ubede'ye dönüşmüştür. Ebu Ubede, Ebede diye dönüştüğüne inanıyorum köy içerisinde. Sonradan nasıl olduysa ya da yanlış okuma olabilir, bir Baydı şekliyle devam etmiştir. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Bu kadar ciddi bir benzerlik var diğer bütün hepsiyle birlikte. Yani hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman, tek tek değerlendirsek belki anlam ifade etmeyebilir ama bütün anlatılanları bir bütün olarak değerlendirirsek uygunluk açısından burası uygun gözüküyor. Ama bu şu demek değil. Ben şöyle bir iddiada kesinlikle değilim. Kesinlikle Ashab-ı Kehf mağarası burası demiyorum. Çünkü zaten Ashab-ı Kehf'in gerçekten, yani Kur'an'da geçen Ashab-ı Kehf'in ne zaman yaşadığı Kur'an'da belli değil. Yani bugün Roma dönemi inanıldığı için öyle ama belki de daha eski bir dönemde yaşanmıştır. O zaman zaten Roma dönemiyle ilgili savunanların hiçbir yer doğru değildir. Ben sadece şunu diyebilirim. Burası da Ashab-ı Kehf'i anlayacağımız, anacağımız bir yer olarak düşünebiliriz. Ve bu şekilde bir çalışma yapabiliriz. Anladım. Ahmet, bu arada başka aklına bir şey gelen var mı? Şu an yok abi. Varsa ilave et. Bitti. Evet, benim de şarjım bitmeden kaydı tamamlıyorum. Güzeldi. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim.